Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Karavan sohbetlerinin konsepti nedir abi? Abi karavan sohbetinin konseptini daha yeni oturtuyoruz. Çünkü evet. Karavana yeni geldik yani. Ya bu yayın dışarıda olsaydı mesela ne olacaktı? Hiçbir şey olmayacaktı yani. Ya aynı boşlukta devam edecekti yani. Karavan genelde sohbeti, isim koyuyorsam bir şey olması lazım. Tamam, karavan sohbeti. Doğayla her yerde sıkışıyorsun. Kaçmalama. Aile iç içe. Hoş muhabbete geldik bugün. Evet öyle gerçekten. Hoş muhabbete geldik. Bir şey diyeceğim, alışkınız zaten hep yaptığımız şey boş muhabbet. Yo biz burada hiç. Ne zaman biz her zaman seviye yemeğimizi yiyoruz. Daha dün akşam felsefe. 6 saat felsefe konuştuk. Aynen. 3 saat sosyoloji ve 2 saatte jeofizik. Zeofizik. Jeofizik o. Zoofizik. Zoofizik. Hayvanların fiziksel özellikleri. Arkeoloji konuştuk Safa Sarı ile beraber. Sen biliyorsun Safa'nın Karabük'te arkeoloji. Karabük'ü biz bulduk diyor. Karabük'ü biz bulduk. Safa ve ekibi buldular. Buldular ve bıraktılar okuyor. Ama bulmuşlar ama oranın Karabük olduğunu anlayamadılar. Amerigo Vespucci. Senin kültürün yedi. Allah Allah. Allah ya. Allah'ın. Burada zooloji diyorsun jeolojiye. Hani Amerika Vespucci'de mesela ne kim buluyordu? Magellan mı buluyordu? Magellan kim oğlum? Bu ne olmuş ya? Yönetimin kendisiyle başlayacak şimdi. Bir şey söyleyeyim. Amerika'yı bulan adam Amerika'yı bulduğundan haberdar değilmiş. Peki Magellan'dan girdik. O zaman biraz oradan. Senin şu yeni şarkın var diye. Folk show'larda saçma sapan bağlar adama şarkı söyletmek için. Evet. Magellan'dan girmişken senin şu yeni şarkın nasıl buldun abi? Şimdi onu da nasıl buldun? Evde nasıl oturdun. Magellan bulmuş bir şey. Nasıl buldun? Nasıl buldun yeni şarkını? Nasıl? Yeni şarkım güzel. Nasıl buldun? Güzel. Yeni şarkım. Ne içtin ya? Gerçekten buraya geldin. Atakan gerçekten yani. Ben kamera gördüm. Normalde yani. Böyle değil mi yani? Yok böyle de hani burada nasıl böyle yapmasın. Nasıl böyle de? Hakaret etmişsin. Nasıl bak şarkı bak sana bir şey söyleyeyim mi? Yıllar önce yazdığım 2-3 tane parça vardı. Hı hı. 16 yaşındayken yazmıştım. Sonra bunları bir kısmını hatırladım. Tamam mı? Böyle bir sürü şarkım vardı. Bir kısmını hatırladım. Bir yerde bulmadın, hatırladın böyle hatırladım. Bir şey yazmıştım diye. Evet, çok değerli. Çok değerli. Gerçekten. Hatırladığım bir kısmına başka bir parça ekledim. Bir parça oluştu. Hadi çal madem be. Çalayım mı? Çal be. Çalsın be. Bu sabah yoksun yanımda. Gidiverdin aşk yolunca. Kalp yalanlara doyunca. Zordur yine sevmesi. Unutmam ömrüm boyunca. Hatırlıyorum. Kalp yalanlara doyunca. Zordur yine sevmesi. Unutmam ömrüm boyunca. Şarkıyı düzgün ciddiye Atakan ciddi Atakan Çelik'in yeni şarkısı dinliyorum. Çok ciddi. Hadi bakalım. Bu sabah yoksun yanımda. Gidiverdin aşk yorunca. Kalp yalanlara doyunca. Zordur yine sevmesi. Unutmam ömrüm boyunca. Kalp yalanlara doyunca. Zordur yine sevmesi. Unutmam ömrüm boyunca. Al bu aklımı yar. Düşünme bile olmasın. Beni
Bravo Atakan Çelik, Atakan Çelik. Tebrik ederim. Ya ne oldu be? Kardeşim benim ya. Nasıl bir şarkı bu? Nasıl bir şarkı bu? Nasıl bir şarkı bu? Ne bu ya? Ne bu? Hepimizi siktin Atakan Çelik. Arkadaşlar. Atakan Çelik hepimizi siktin. Bakın 8 yıldır bu şarkı. Oturayım. 2 dakika makara yapacaksınız diye benim 18 yıldır yazdığım şarkı. Abi saçmalama. Daha 8 yıl üstüne 10 yıl nasıl geldi bir de? 10 yıl. Biraz abartmış bu, olabilir. Bu karavanda geçen bir dakikada dünyada 10 yıla mı tekabül ediyor? Ne oldu? Bu, evet bu zaman yolculuğu. Aa karavanda zaman yolculuğu yapıyor. Olabilir. He? Ne yapacaksın? Konsept değişecek. İleride 80'ler. Evet. İleride evet. Ne yapacaksınız? Bu karavana girince başka bir zamandaymış gibi davranabilir insanlar. Bu bize ne katacak Ecem? Konsept yapabilir. Ama sen... ya bu ne biçim fikri? Senin fikrindi ya. Bir şarkısı da Ecem söylese sence. Aa, çok utanırım. Hayır hiç utanacak hiçbir şey yok. Aa bir şey diyeceğim hiç utanacak bir şey yok. Söyle güzel. Sen başla ben girerim bir yerden. Hadi hadi. Çok zor iniş. Coverlayalım mı Zeynep Bastık parçasını? Hadi coverlayalım. Biz de onun şarkısını coverlayalım hadi. Hadi. O zaman biraz arabesk yapalım mı bu parçayı? Hadi bilmiyorum. Yapalım. Dene bakalım ben yapabilecek ama miyim bilmiyorum. Ama. Ecem bir yapsın. Önde bir yerdesin oradan çok zor inişin. Adını koyalım mı artık bu gidişin? Söyler misin neredesin oradan yok mu dönüşün? Sonu yok mu söyle ne olur bunca kavga dönüşün. Bir başka oldum senle bir başka ben. Kim derdi aşkla vurulur her cahil eden. Dünya var mıdır hiç canmadan sönen. Sadece duymaz bana gözlerin ağzından sonra aslan bize baksan neresin yazılım tadım asla bir tek sana lazım bir tek sana ondan sonra hiç durmam gözlerin bana gözlerin lazım. Bundan sonra kışa bakmaz, yaza batmaz. Ben her mevsim yazım. Tadım asla bir tek sana lazım. Bir tek sana lazım. Bir tek sana lazım. Bravo arkadaşlar. Başka soru var mı abi? Daha başka. Ben çocuk düşünüyor mesela. Musunuz? Evet, cevap. İlla düşünüyorsunuz. Ya mesela bu dünyaya bir çocuk getirmeyeceğim falan öyle bir insan değilim. Değilsin. Zamanı gelince olur. Ecem Sena Bayır, Engin Demircioğlu'yla sevgilim. Artık bütün yaz bu konuşuldu yani. Ben artık bu soruya cevap vermek istemiyorum. Ben zaten sana sormadım. Ben Ecem'e sordum. Sana bakarak sordum. Ecem'e sordum. Ecem de söylesin yani. Ya doğruyu söyleyeceğim artık. Aynen artık söylesin yani. Söyle artık. Söyle artık hadi. Söyleyeyim. Söyle hadi. Artık bunu bilsin herkes yani. Evet, evet. Hoca da öğrendi. Aynen. Arkadaşlar. Hayır Ecem söylesin sana ne oluyor ya? Ne Allah diyecek Allah. Merak ettim bir dur bakalım. Engin, Ecem'in kayıp kayınçosu. İlk başta güldün ama. Kayıp kayınçosu. Evet yıllar sonra. Gizlemişler nedense. Şöyle al bunu tamam mı? Al uzaya götür bunu. Başka yerlere koy. Bunu da koy. Sen ne oluyor? Niye sürekli konuşuyorsun? Bu kız hiç konuşmayacak mı ya? Sıkışık oturup böleceğim. He tamam hadi gel. Hadi gel bu soruya gel. Kız gel beyaz şey gel. Cevap vereceğim. Gel. Tamam. Ciddi cevap vereyim ciddi mi? Ciddi cevap vereceksin. Tamam. Ecem'le. Ya Engin'le sevgili değiliz tabii ki. Bu anlaşılıyordur bence artık. Ama çok sorun oldu. Bana da çok sorun biliyorum, oldu. Biliyorum bana da çok geliyor. Hatta evet. Biz şimdi Engin'le çok fotoğraf koymuyoruz ya. Hı-hı. Şey yazmışlar. Ayrıldınız mı? Hiç birlikte olmadık ki.
Çok iyi arkadaşız ama Engin'le. Zaten çok yakın oturuyoruz. İyi anlaşıyoruz. İyi tatil arkadaşı ve ölümüne çok güzel bir tatil yaptık. Alaçatı'daydık. Evet evet. Gelemedin sen de söyledin. Çağırdınız mı da gelemedin? Aynen ben bir de. Bana... Ya ben de bu Alaçatı tatillerini anlamadım. En son Ecem'i aradım dedim ki ya ben başka programda mı oyuncuyum? Yani bu para dedim nereden geliyor ya? Para Alaçatı'dan geliyor. Bir aylık tatil yaptılar ya. Alaçatı'dan çıktı para abi. Öyle bir sizin şey. Anlayamadığınız bir şey var. Bazı şeyler parayla satın alınmıyor. Çok tanıdık var orada. He beleşçi bunlar. Hayır. Bedava mı? Beleşçi değil. Ürünümüzü şöhretimizi kullandınız. Aynen bir story atmışsın da bir şeyin içinde de misin? Hayır babamın arkadaşının oteli var Alaçatı'da ve hani kalma konusunda bize birazcık esneklik tanıdı zaten. Ama bunlar onun dışında her şeyin parasını kendine zaten verdi. Bunlar var ya bunlar. Geçen gün beni aradı. Diyor ki Atakan 8 lira diyor varsa diyor kapıdayım. Aynı yerde tut. 8 lira varsa diyor taksiye verelim. Öyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Zincirlikuyu'dayım dedi. Beşiktaş'tan şeyden çıktık. Abartma. Zincirlikuyu'dayım dedi. Ben Beşiktaş'tayım dedim. Gel gelsene bir akbil bassana. Bu kadar mı ya? Geçen gün skeç yazmaya geliyordu. Dedim ki 2 tane Choco Prens alsana. Geldim. Verdi Choco Prens'leri yalnız 4 lira her diyor. Evet. Choco Prens de pahalanmış diyor. Hani bu Choco Prens'in parasını istiyor benden. Atakan. Choco Prens. Choco Mel'de onun yarısını verdi hani. Onu istemedi neyse ki. Evet Atakan bir şarkı daha söyle madem. Bitirelim. Aynen. Hadi Atakan. Evet. Bu sabah yoksun yanımda. Gidiverdin aşk yolunca. Kalp yalanlara doyunca. Zordur yine sevmesi. Unutmam ömrüm boyunca.